Gel buraya. Aha, bir tane ver. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet Karakaş. Trakyalı Çiftçi kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biz yine yeni bir gün, yeni bir işlerin olduğu dolu dolu bir gün. Bunları yine sizlerle paylaşacağım. Şimdi bugün kısaca ne yapacağımızı hemen anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben yarın işe gideceğim. Babam silajı. Cugri diyoruz. Bu ayçiçeklerini kıyma makineleri var ya arkadaşlar, böyle biçildikten sonra sopalarını kıyma. Onunla büyük ihtimalle yarın hemen silajı, yani bu Lennox'u çiğneyecek, tamamen yere yatıracak. Ondan sonra gece falan başlar, yani akşamüstü falan başlar. Geceleri akşamüstü falan başlar yapmaya. Birkaç arabada oluyor. Hemen ben de sabah işten çıktığım zaman, cuma sabah, burada indiririz falan filan, belki öyle olabilir. Yine cuma günü silajın kalan kısmını yapmaya devam ederiz. Burada o işleri yaparız. Çünkü bir an önce de hemen örtmemiz gerekiyor. Cumartesi günü yağmur diyor. Hem de işte brandadır falan filan, bu işleri ayarlayabilmek için arkadaşlar. Şimdi ilk önce dediğim gibi burayı halledelim ki akşam hayvanlar gelene kadar burası da kurusun. Kuraya yatsınlar, yani yaşa yatmasınlar. Bu arada hep yeşil yiyorlar. Hani ot diyorlar diye, ama böyle inceldi gübreleri. Yine artsın diye, mesela kalın olsun diye. Bu arada çimene çıktıkları için gübreleri falan inceldi. Yine kuru takviyesi yapıyoruz hayvanlarımıza ama fazla sıkmadı. Günde çıkıyor yine 15-20 el arabası gübre. Hop kaydık. Geçen çimlerde de kaydık. Çünkü ayakkabılar felaket. Çizme de giymek istemiyorum. Sadece bu iş için. Çünkü daraltıyor ayaklarımı çok. Hava sıcak. Yapacak bir şey yok. Temkinli. Ama burada düşüp üstümü kirletmek de istemem. Arkadaşlar iki tane araba toparladık. İlaveler falan takılı. Birkaç tane eksik ilavesi var. Onlar da kasanın içerisinde. Onları takacağım, hazırlayacağım. Şimdi bunları burada sökeceğim. Amcama doğru geçeceğim. Amcam da iki tane araba, ondan da ilavelerini falan takıp ayarladıktan sonra onları da ileriye çekeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi römork orada duruyor. İlaveleri birazdan takacağım. Dedem de burada şey yapıyor. Eşmeri yapıyor. O kıvama gelmiş. Geldi baba, geldi geldi. Geldi baba. Şimdi tepsilere dökeceğiz oğlum. Oldu mu? Oldu baba. Ama çok sarı. Daha sarı, sarı olduğu için bakıyor, sarı olsun. Ya sarı olsun da daha pişmeyecek mi? Ama. Hani böyle daha kara gibi, hani böyle neyle koyu sarı. Bu ne be? Çok sıcak burası baba. Babam kaç saatten beri duruyor biliyor kaç musun? Kaç saat oldu? Oldu 3 saat onu. Eyvah eyvah. Ha? Normalde ne kadar da olması gerekiyor? 2,5 saatte çıkması lazım ama altta saç yanmasın diye altına saç koydum da yavaş yavaş kaynasın. Yanmasın altı. Şimdi biz eşmeri olarak diyoruz da, hani öşmerim diyorlar. İşte ne bileyim, peynir tatlısı diyorlar. Hani biz, farklı farklı isimleri biz, var. Biz pomak kültüründe eşmeri diyoruz bunlara. Eşmerik diyoruz biz. Anladın? Vallahi yemenizi tavsiye ederim. Tatmadıysanız eğer, marketlerde satılıyor ama marketlerdekini önermem. Çok farklı bir de. Bu doğal. Yapılışı babaanne sen birazcık anlat istersen, veya avam biliyor galiba. Anlatırım. Biliyor doğal, mu? Doğal, tamam bu. Anlat bakalım bu doğal. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Peynir yaptırıyorsun, o süzülüyor. Süzüldükten sonra. Ama bak detayı atlamayalım. Tuzsuz peynir. Tuzsuz peynir tabii. Tuzsuz. Evet. Sütü mayalıyoruz. Bundan sonra mayalandıktan sonra peynir oluyor. Peyniri şeye döküyoruz, süzüyoruz. Ondan sonra süzdükten sonra kırıyoruz onu tencere içinde. Kaynatıyoruz. Eşmer oluyor. Şekerini koyuyoruz. İrmik de koyuyoruz ama. İrmini koyuyoruz, şekerini koyuyoruz. Ya, bir koyuyoruz. Paket. O zaman şöyle yapıyoruz. Biz şimdi yapamayacağız. Bu silajları yaptıktan sonra yapacağız. Yapılışını o zaman çekeceğiz. O zaman çekeceğiz. Koyun var, onu kırkacağız. Sabah bahsetti mi size bilmiyorum ama bir tane koyunla bir tane koç var. Onu kırkacağız. Onu dedi, ne zaman geleyim dedi de az kaldı be. 3 tane araba kaldı.
direkt geçirmeli olunca güzel. Şipşak. Böyle o sürgülüler çok sıkıntılı. Bizim arabanın eski hali öyleydi. Vallahi bir saat uğraşıyorduk ilave takmaya. Takmayı boş ver, çıkartması da dert. Yani siz dediniz ya arkadaşlar, hatırlıyorsanız mısır sileci falan yapmıştık. Amcam ondan sonra hep dediniz. İşte niye ilave takmıyorsunuz falan filan. Abi şimdi biz kepçeli ittirerek indiriyoruz. İlaveyi tak çıkar falan filan. Bunlar hep iş gücü. O yüzden ilavesiz kasa ne kadar alırsa. O tarz yapıyorduk da. Şimdi fazla çıkmayacak ya. Tarlamız küçük, 10 dönüm. O yüzden böyle ilaveleri takalım ki 10 kez araba doldurmaktansa bir kez de bütün malı kaldırmaya bakalım. Tek de bağlayacağız onları, mis gibi. Arabaları görsem iyiydi de şimdi bakalım gözüküyormuş. Geldim. Yap biz bu işi be. Bak kaç benim kaç kaçıracağım. Bırak. Bırak. Sen. Tamam. Şimdi sen kaç kenara dur de bana sadece. Kaç sene koyun baktın be baba? Çok sene. Ne? Küçüğümden beri. Kaç yaşındaysan o sen o yaştan beri koyun bakıyorum. Koyun kırkıyorum. Koyun bakıyorum. Koyun kırkıyorum. Anladın? Anladım. Kaç yaşındayım? Söylesin 70 yaşında. O zamandan beri koyun kırkıyorum. Koyun bakıyorum. Şimdi, ama şimdi işte mesela büyükbaşa geçmeden önce kaç sene boyunca baktınız? Oho çok desene. Düne kadar be oğlum. Hala da var yani. Ha, hala da bakıyorsunuz. Benim zorum boynu. Değil mi? Tabi. Burnu, karnı. Getireyim kafasını. O kadar. Fazla olmaz. Makas da kesiyor ha. Oh. Vallahi şakaya gelmez. Şimdi kırkarım bunu ama başka işlerim var. Başka şeyler kırkacağım. Karnını duruyor da. Anladın mı? Biz başladık ters. Karnını önce bitirmem lazımdı. Hıdrale zamanı geldi. Koyun kırkma zamanı. Doğalar sıcak. Bir de gevede hayvan. Sıcaktan hep bunalmasın diye kırkıyoruz onu. Tabii. Nasıl bekliyor da? En iyisini o yaptık. En iyisini yaptık. Bu daha kırmızı. Keşke bunu alsaymış. He? Keşke bunu alsaymış. Daha mı iyi? Daha iyi. Bu batmıyor. Anladın? He. Bu daha battı Samet. O battı. Çocuk dedi bana ama. Dene de abi. Çocuk dedi bana. Ya bu koyun var ya çok fena ya. Baksana nasıl takip ediyorlar birbirlerini. Onlar takip etmese
Kırda sen zaptırabilir misin bunları evet. Oğlum? Evet. Hiçbir yere gitmez. Aa, bunu beklerim. Hiçbir yere gitmez. Bu makaslar daha iyi bir şey. Kesin bunu rahatsız. Ne bu şey? Gel. Gel Karagöz. Gel buraya Karagöz. Gel. Gel abi ne? Nasıl? Bak bunu koparırsak hemen sıkalım şeyinden. Yaşar saymışız bunu. Haydi. Tut. Çek. Atol. Biliyorsunuz musun? Atol kafati. Bitti, 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 bitti. Bitti. Çevirdin demek, bitti demek. Anladın? Evet arkadaşlar, tesviye işlemini de yani kabataslak yaptım elimden geldiği kadar. Birazcık zor ya traktörle bunu ayarlamak. Yani sürgüyle falan bunu ayarlamak zor. Yani elimden geldiği kadar yaptım. Şimdi tek işlem şunlar kaldı. Bunları indireceğiz. İşte bir 25 kadar, bir 20-25 çuval kadar falan maksimum indiririz. Bunun tam sayısını ben de bilmiyorum ama kabataslak o kadar indiririz. Kalınını da depoya indireceğiz. Hayvanları yedirmelik. Bu şekilde. Bu şimdilik kalsın arkadaşlar. Babam hayvanlardan geldikten sonra hani bakar. Gerekirse kendisi yapar. Gerekmezse hemen şuraya sökeriz. Sonra artık ne yaparız? İşte arabaya takarız. Bu arada bütün romorkları ayarladım. İlavelerini tamamladım. Eksik pinlerini falan filan. İşte kasalarına şey koydum. Odun falan koydum, o da takoz için. Hepsi tamam yani. Burada 6 tane, bir tane orada 7 tane romork ayarladık. İhtiyaç olursa daha bakarız. Şu anlık bu kadar yeter. Zemin de bu şekilde. Burası tabii oturacak. Bir de saman atacağız falan. Zaten o işlemleri sizlere göstereceğim arkadaşlar. O yarma dolu arabanın da ilavelerini buraya çıkardım. O büyük arabayı da ilaveyi taktım. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Yani bu ilaveler bizim tabirimizle eşek ölüsü gibi ya. Çok çok ağır. Şu ilavenin boyutuna bakar mısınız? Bir de bunlar, biz bunları geçirmeli yaptık. Bu tahta kasa falandı. Bunlar da böyle geçirmeliydi. Biz bunları şey yaptık. İşte kaymalıydı. Biz bunları bu şekilde mandallı falan yaptık. Yani 2 dakikada takabiliyoruz. Öbür türlü 1 saatte falan takıyorduk. Bu şekilde iyi yani. Sıkıntı yok. Oh, şimdi saman taşıyalım onlara. Burada da yavru köpeciklerimiz var. Ooo aslan parçaları. Gelin bakalım. Geldin. Gel dedikçe kaçırsınız siz be ya. Hav. 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 Gel buraya. Abi kendinizi bir tanenizi seveyim ya. Bir tanenizi seveyim ya. Bir tanenizi seveyim ya. Ne yapıyorsunuz be? Çok tatlıydınız. Bugün bayağı sesleri çıktı. Hadi bakalım hava da güzel. Bak şimdi bak.
Hocam. Korktum hocam. Aslan parçası. Aslan değilsin, dişisin ama. Emin miyiz bakalım? Evet, eminiz. Dişisin. Abi hayvanlar geldi ya. Ben de şaşırdım. Bir anda görünce. Aa, erkenci. Evet. Evet. Yakalandık. Evet. Aha aldı poşete gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Benle gelmezsin, babamla gidersin. Hadi şş, kazıktan kaşınma hadi. Dostlar yine dop dolu bir gün. Baya bir iş yaptık ya. Toparladık arabaları, işte koyunları kırdık falan filan. Etrafı düzenledik yani. Silaja hazır diyebiliriz. İşte bir cuguli çekilecek. Ondan sonra ben işteyken geri kalan işler yapılır da. Cuma günü hayırlısıyla silajı yapacağız arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğenme tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Bir de kanala abone değilseniz yine şurada aşağıda ücretsiz bir şekilde de abone olup yan tarafında da zil tuşu var arkadaşlar. Ona da basarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz deyip artık lafı fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.